Dünya dipsiz bir denizdir. Onda niceleri boğulmuştur. Bunun için takvadan bir gemi edin, içine imanı yükle. Tevekkül yelkeniyle açıl, ancak bu şekilde selametle yol alır sahile çıkarsın. Örneğin kralına bakın ya. Burası bir dünya deniz. Düzgün bir gemi bul. O gemiyi takvayla yükle. Tevekkülü yelkeni aç. Ancak bu şekilde sağlam ve selamet bir şekilde sahile ulaşırsın. Boğulanlar. Nemrut, Haman, bilmem ne Firavun, Ebu Cehil. Allah Allah. Nice kafirler, nice zındıklar. Bu dipsiz denizde boğuldu gitti. Peki şu anda bu dipsiz denizde boğulanlar kim? Şu andaki Müslümanların çektiği sıkıntılara göz yumanlar. Normal karşılayanlar. Ne olacak kardeşim? Allah Allah. O lanetlen ismini söylemem anlarsınız. Lanetlenmiş millet haklı diyenler. Onları savunanlar. İlk başta onlardan gibi gözüküp sonra geri vites yapanlar. Ya onlar da haklıymış diyenler. Peki buna bugün örnek olarak kim veririz arkadaşlar? Elon Musk. Aylin mı? Elon mı? Ne zıkkımsa. Adam 2 yıl önceye kadar bütün servetimi kaybetmeye göze alırım demişti. Filistin'in Gazze'nin yanındayım demişti. Ana herif bugün lanetlenmiş yere gidiyor. Adam orada şeyleri gezdiriyorlar. İşte sözde Hamas'ın vurduğu yerleri gösteriyorlar. Bilmem ne sözde işte mermi gösteriyor. Bebek beşiği mi ne gösteriyorlar orada bir şeyler. Masumane hareketler. Bir tane lanetlenmiş asker ona şemsiye tutuyor. Videolar izletiyorlar. Bak bize neler yaptılar diye. Ana dünyanın en zengin adamı Tornistan. Geri vites. Dipsiz bir deniz orada boğulacak. Bu dipsiz bir denizde boğuldu mu şu anda? Boğuldu. Dünyanın en zengin de olsan ne oluyor? Bu lobi karşısında eğilenler var. Peki ben sana söylüyorum. Bu yaptığının bedelini eğer tövbe edip pişman olup Müslüman olmazsa nasıl ölecek arkadaşlar? Cehennemde var ya. İstediği kadar iyi olsun. Bak ben sana bir söyleyeyim. Şu anda Elon Musk denen Allah iman nasip etsin. Amin. Büyük ihtimalle korkudan yaptı şu anda. Tabii. Bayağı bir ciddi bir para kaybetti herhalde bu. Twitter'a kimse reklam vermemiş herhalde bayağı bir. Ciddi anlamda sarsılmış. Ne yaptı? Tornistan yaptı. Para kaybetmek. Göz önüne alamadı parayı. Para gideceğine dedi. Gider onların ayağını öperim dedi. Tabii kardeşim adam bugün gitti oraya. Lanetlenmiş yere gitti. Şimdi orada bir de açıklama yapıyor. Geçmiş oranın Cumhurbaşkanı'nın masasına. Aynen bu şekilde söylüyor. İnsanların diyor öldürdükleri yerleri görmek kesinlikle duygusal açıdan çok zor bir gündü. Bak bak bak. Bir de hareketler, pozlar, böyle duygusal tripler. Belli adamı bayağı bir korkutmuşlar. Ciddi anlamda korkutmuşlar. Demişler ki buna seni yerle bir dedi. Allah bu Rockefeller'lar, Rothschild'ler çok güçlüler arkadaşlar. Bak öyle böyle güçlü değiller. Tabii. Mesela adamlar da şu anda Türkiye'nin Rockefeller ya da ikisinden biri olabilir. Bir tanesi bizim bu memleketi komple satın alır. Üzerine katlar bir tane daha satın alır. Öyle zenginler. Güç adamların elinde. Her yerde adamları var. Ha işte Elon Musk. Bir ara dünyanın en zengini. Sonra işte ikinci emin oldu neyse ne. Bak ne oldu? Paran da olsa yumruğu gören geri vites yapıyor. Tehdit alan geri vites yapıyor. Peşine diyor ki bence diyor Gazze için 3 şey gerekli. Sivilleri öldürmekten, ısrar edenleri öldürmekten başka seçenek yok. Şimdi söyleyeceğim de olmayacak nokta nokta diyeyim de gerisini söyleyeyim şimdi. Orayı siz doldurun ne dolduruyorsanız. Sivilleri öldürmek, ısrar edenleri öldürmekten başka seçenek yok. Yani diyor ki gönder gitsin yapacak bir şey yok. Nasıl korktuysa, nasıl korkuttularsa artık vurun gitsin diyor. Lan orada 15-20 bin adam öldü sesi çıkmıyor. Namussuz. Söylüyorum çevirisine keşke bulsalar çevirisine. Namussuz. Twitter'ın da yerin dibine bassın. Sen de yerin dibine batasın değil mi? Fikirleri diyor değiştirilmeyecekler. Onlar diyor fikirlerini değiştirmeyecekler. Ondan sonra eğitimi değiştirmek lazım diyor. Oradaki Gazze'deki eğitim sistemini değiştirmek lazım. Peki gerisinden Allah aşkına söylenecek laf mı ya? Diyor ki yeni katiller yetişmesin. Sanki Gazze'de okullarda terörist yetişiyorlar. Eğitim sistemini değiştirmek lazım. Orada diyor okullarda çocuklar terörist olarak yetişmesin. 1947'den mi başladı? 43'te mi? 60-70 senedir. 80'e dayadı. O kadar çoluk, çocuk, kadın. Ya hamile kadınların diri diri canlı canlı gömdüler onu. Namussuzlar ya. Çoluk çocuğu toplu mezarlar yaptılar her yere ya. Bunları görüyor. Elon Musk'ın haberi yok mu sanki? Her şeyden haberi var. Ama ne yaptı? Yemedi. Korktu.
Bunun bedeli çok ağır olacak. Allah Celle Celle bunun bedelini çok ağır ödeyecek. Evet, açık konuşuyorum ben. Elon Musk bunun bedelini var, çok ağır ödeyecek. Allah bak Rabbim tövbe nasip etsin abi. Amin. Dua ederiz. Ama ki bu ahvalinden pişman olup bir geri vites yapmazsa aman. Zaten Müslüman olmasa cehennemde. Şunu söyleyeyim. Mesela diyelim. Elon Musk yarın bir gün dedi ki ya ben dün böyle böyle bir açıklamadım ama pişmanım dedi. Müslüman olmasa cehennemde azabı affolur sadece. Müslüman olsa kurtarır. Rabbim Celle Celle iman nasip etsin. Amin. Amin. Oradaki mevzu neydi peki? Orada lanetlenmiş millete söylemesi gereken şeyleri tam tersini oraya söyledi. Yani bilmiyorum, Rabbim böyle bir an içime getirdi. Acaba sanki diyorum bu lafları lanetlenmiş millete mi söylüyordu? Sanki bir an bana böyle bir geldi. Allah biliyor bak, yalan yok. Onu savunduğum için demiyorum. Korkaklık etti. Oradaki lanetlenmiş başındaki herife yalakalık yaptı belli. Ama sanki şimdi söylediği sözlere bakıyorsun mantıksız. Ne demek mantıksız? Ya bu zaten diyor ki sivilleri öldürmekte ısrar eden. Ulan siviller 15-20 bin kişi gitti orada. Israr eden kim şu anda? Lanetlenmişler. Lanetlenmişler ısrar ediyor. Gazze'de okul kaldı mı? Kalmadı. Talebe kaldı mı? Hepsi öldü. Hepsi şehit oldu diyelim. Sen yeni eğitim sistemi derken hangi eğitimden bahsediyorsun? İnşallah temenni ediyorum. Bu sözleri diyorum. O lanetlenmiş millete söylediğini ümit ediyorum. Hani sanki orada ne diyor? İroni mi diyorlar? İroni he. Sanki diyorum böyle bir ironi mi yaptı gibi geldi bana. Genelde Rabbim beni bu konularda yanıltmıyor ama temennim o yönde oldu. Rabbim Celle Celle inşallah bu iş tam tersine çevirsin. Amin. Amin. Rabbim Celle Celle tez zamanda onları kahru mahvup perişan eylesin. Amin. Olacaklar ama biz görür müyüz bilmiyorum. Olacaklar, merak etmeyin. Allah nurunu tamamlayacak. Hazreti İsa, Mehdi Aleyhisselam'la beraber onları ne yapacak arkadaşlar? Dümdüz. Belki onlara bile gerek kalmaz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam onları ne yapacak arkadaşlar? Dümdüz edecek. Rabbim Celle Celle bize görmeyi nasip eylesin. Amin. Biz göremesek bile neslimizden çocuklarımızın, torunlarımızın görmesini nasip eylesin. Amin. Amin. Al sana amin denilecek dua. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Dünya dipsiz bir denizdir. Ondan iyiceleri boğulmuştur. Koskoca kim? Koskoca Firavun. Ne dedi? Kur'an'da ayet. Ene rabbukumul ala dedi. Ben sizin en büyük Rabbinizim dedi ya. Şimdi İngiltere'de British Museum'da millet kıçının fotoğrafını çekiyor. Tabii. Hayırdır lan? Sen kimsin? Ne diyor ayette Allah Celle Celle? Biz onu diyor bedenini kıyat. Elon Musk, bilmem ne Musk. İstersen ne olursan ol. Allah Celle Celle adamı ne yapar? Maymun eder. Var ya hayvanat bahçesinde maskara olur. Rabbim ona tövbe nasip etsin. Amin. Amin. Ona da daha fazla duada gerek yok. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munkar ve tu'minu